Evet, sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar, bugünkü turizmde sektörel ilişkiler dersimizde Sayın Ahmet Faik Özbilge ile sohbet edeceğiz. Kendisi İstanbul'dan programa katılıyor. Türkiye'nin önemli duayen alanında profesyonel uzman, değerli bir turist rehberi kendileri. Kendileri ile bugünkü görüşmemizde Ahmet Faik Özbilge ile binbir İstanbul gezilerini konuşacağız. Kendilerine öncelikle bu programa katıldıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun efendim. Şimdi geleneksel olarak Ahmet Bey, genel konuklarımıza ilk sorumuz, kendilerini bize kısaca konuklarımıza tanıtarak ve kariyerinizden, bu meslek kariyerinden de biraz bahsederek sorularımıza devam edeceğiz. Bir kendinizi konuklarımıza tanıtır mısınız efendim? Evet, kısaca şöyle bir bahsetmek gerekirse, işte 1965 yılı doğumluyum. İşte Galatasaray Lisesi mezunuyum. Dolayısıyla Fransızca biliyorum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünü bitirdim. İngilizce de eklendi. Boğaziçi'nde okurken de baktım böyle bir takım arkadaşlar tur denilen bir yere gidiyorlar ve para kazanıp dönüyorlar. Ben de bir başvurayım bakayım dedim şu sınavlara. O zamanlar sınav vardı, bunların okulu falan yoktu. Sınavı kazanınca da kursa gidiyordunuz. Kazandık. Bir senelik bir kursa gittik. Ondan sonra artı sınavları da oldu ve 1987 itibarıyla ben Türkiye genelinde profesyonel rehberlik yapma hakkını kazanmış oldum. Ondan sonra daha ziyade Fransızca turlar yaptım. İşte Fransa'dan gelen grupların başında Anadolu gezileri, Türkiye'nin hani birçok yerine gittik. Ama yani o kadar çok şey var ki tabii, hepsine gitmeye imkan yok. Hele ki klasik turlardı onlar. Daha böyle klişe işlerdi ama birçok şey de öğrendik tabii yani. Ondan sonra işte tüm bu öğrendiklerim ister istemez beni bu bilgileri bir şekilde aktarmaya yöneltti. İşte 2000'li yılların başlarında özellikle bu Karadeniz bölgesinde meşhur bir kral vardır, Mitridates, Pontus kralı. Onunla ilgili bir şey yazmak istiyordum ama derken birden bir Fener Balatay Vassaray turuna katıldım. Ve aslında burnumun dibinde bu kadar güzel bir şey varken ben niye Karadeniz'le uğraşıyorum dedim ve oturdum. O zamanlar beraber çalıştığımız bir rehber arkadaşım Fatih Besim Dellaloğlu. O da sosyolojide daha sonra profesör olmuştur kendisi. Onunla biz yazmaya başladık ama çok başıydı o. Sonra o bıraktı. O sosyolojiye devam etti. Ben devam ettim. Kitap bitti. İşte Bağlam Yayın Evi'nden 2005'te çıktı. Birkaç sene sonra da E-Yayın Evi'ne geçti kitap. Ve işte geçenlerde de 6. baskısı oldu. Yani o bölgeyle ilgili sürekli geliştirdiğim bir kitap o. Yani ben ölene kadar yeni şeyler öğrendikçe ona eklemeyi düşünüyorum. Ondan sonra da onu birine miras bırakalım. Benden sonra gelenler, bak mesela Burak var burada. Belki Burak alır bayrağı. Neyse. Bu bir anda tabii hani bunları yazınca biraz da böyle İstanbul'un sadece Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve civarından oluşmadığının daha bir farkına varıp yahu dedim ben yavaş yavaş diğer bölgelerle de ilgileneyim. İşte İstanbul Bizantium diye bir grup kurmuştum. O zamanlar e-mail vasıtasıyla kuruluyordu gruplar. O gelişti. Oradaki arkadaşlara işte hadi size bir iki tane tur yapayım dedim. Hep böyle yemek içmek için buluşmakla olmuyor bu işler. Sonra baktım ya ben bu işi çok seviyorum. O zaman işte o İstanbul böyle Gaya Kuyusu gibi ya, daldım içine. Ve ondan sonra da işte bugünlere böyle Binbir İstanbul adı altında hani sadece ben de değil yanıma gelen, emek veren bütün arkadaşlarımla birlikte biz bu turları yapar olduk. Hala da yapıyoruz. Herhalde gücümüz el verdiğince ölene kadar da yapacağız. Çok güzel. Şimdi
Dün bir arkadaşımla İtalya'da bir tura katılmış. Konuştum. Nasıl da turunuz size tur aracılığıyla gitmiş. Hocam dedi, bu tur güzeldi. En güzeli de rehberdi. Yani Türk menşeli bir rehber İtalya'da kendilerine eşlik etmiş. Yani rehberin önemini vurguluyor. Yani tur gezilerinde rehberlere büyük bir görev düşüyor. Yani dün yaşadım bu olayı. Ben de dedim yarın böyle bir bizim de konuğumuz olacak. İstanbul'da ünlü bir rehber konuğumuz olacak. Böyle konuya değindim. Yani insanlar gerçekten gezmenin yanında o rehber eşliğinde alacağı bilgilendirme, rehberin doğru seçimi, doğru bilgili olması gerçekten sonuçta müşteri ve ülke turizmin önemli bir katkı sağlıyor. Yani siz demin de söylediğiniz o kitap konusu da benim çok ilgimi çekti. Bizler de Burak'la bir tane temin edelim inşallah o kitaptan. Ben de okumak isterim şimdi. Emeklerinize sağlık. Yani güzel bir süreçten geçmişsiniz, deneyimlemişsiniz ve deneyiminizi hayata dönüştürmüşsünüz. Bu güzel bir şey. Bu iş tabii Burak da biliyorsunuz bizim yeni doktorumuz. Doktorasını yeni bitirdi. Araştırma görevlisi doktor unvanını aldı. Kendisini de buradan yine tebrik ediyorum. Taze bir doktorumuz. Bugünkü programda Burak'la birlikte sorularımızı soracağız. Ben şimdi sözü Burak'a bırakıyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Tekrar Ahmet Faik Özbilge, Ahmet hocamızla tekrardan kendisine de hoş geldiniz diyorum. Tabii aslında bu sorunun zeminini Ahmet Faik Özbilge hocam hazırladı. Dedi ki hep klişe turlar yapılıyordu, klasik turlar yapılıyordu İstanbul'da. Ve şimdi baktığımız zaman ben birkaç turun ismini söyleyeceğim. Hem izleyicilerimizi de biraz ısındırmak için bu turlara. Gece gece Ayasofya Divan Yolu Han Sokakları diye bir tur ismi var. Yine Beyoğlu'nda Edebiyat diye bir tur ismi var. Galata yer altından çatılara gibi. Alışılmışın dışında İstanbul turları var. Aslında bu temalı turların oluşma fikrinden biraz bahsetti Ahmet Faik Özbilgi Hoca. Dedi ki neden yanı başımızda işte Hayvansaray, Balat varken bunları yapmıyoruz da Karadeniz'e gidiyoruz dedi. Ben biraz daha o kısmı açmasını rica edeceğim kendisinden. Çünkü biz de rehber adayı olan öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Ürünlerinizi çeşitlendirin, hizmetlerinizi çeşitlendirin. Misafire göre, farklı misafirlerin beklentilerine göre ürünler sunun. Dolayısıyla böyle ileride inovatif hizmetler sunarken onlar için ipucu olacak şeyler söyleyecektir Ahmet Faik Özbilgi Hoca. Biraz daha o deneyimini, bu turların başlangıcını açabilirseniz hocam güzel olur. Ya tabii. Tabii hani biraz da gerçekçi olmak lazım şimdi. Hani şöyle çoğumuzun öyle ya da böyle turizmle, turizm piyasasıyla, Türkiye'de turizmin nasıl işlediğiyle, acentalarla, efendim shoppingle, rehberin konumuyla ilgili fikirleri, bilgileri var. Bence hani herkese böyle hayali tablolar sunmadan önce de şöyle bir gerçekleri iyice anlatmak lazım. Bu gencecik çünkü körpe körpe kardeşlerimiz bizim geliyorlar. Açıkçası hani demin de söyledim ya ben baktım böyle ulan para kazanılıyor. Yani birinci şey buydu. İki yani seyahat etmek muazzam bir şey. Zaten ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bir yerlere gidiyoruz. Üstüne para da alacağız. Güzel bir şey. Bırak onu. İnsan ilişkileri de güzel bir şey. Hani insanlar belli noktalara gidiyorlar birileriyle tanışmak için, şunun için, bunun için. Abi bu işte insanlar sana geliyorlar. O yüzden hani rehberliğin daha biz gencecikken bizim için çok çok çekici yanları var. Bir kere bunu bir görelim. Ama ve lakin tabii hani turizm aynı zamanda da bir sanayi, bir sektör. Bunun işte içinde efendim acentaları var. O acentalar işte turistler getirebilmek için türlü türlü rekabetlerin içerisine girmek durumundalar. Hem iç piyasada hem dış piyasada. Bu işten kâr etmeleri gerekiyor, yatırımlar yapıyorlar. Kâr etmek isterken sadece gezdirmekten değil, gezilirken yapılan alışverişlerden de bir şekilde kâr etmek istiyorlar. Öyle olunca işin içerisine tabii turistik metalar diyelim, halılar, deriler, kuyumlar gibi bir sürü şey işin içine girmeye başlıyor.
İşte bunlardan elde edilen gelirlerin pastada payı ona buna falan derken aslında böyle çetrefil çok yönden bakılması, çözümlenmeye çalışılması gereken böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Bunları da bilmek lazım. Şimdi ben bu kültürel turlar dediğimiz biraz daha farklı olan, hani klişe veyahut da klasik dediğimiz turların dışına çıkabilen, gerek programca, gerek coğrafyaca, hani onlara geçebilmek için biraz da tabii hani ekonomik olarak rahatlamam gerekiyordu. Yani insanlar öncelikle bu Maslow'un kuralları falan vardır ya işte. Önce karnını doyuracaksın, hava alacaksın, su içeceksin, barınacaksın falan da işte ondan sonra o üst seviyelere gidiyorsun, böyle biraz daha kamil olabiliyorsun. O yüzden hani birden ben tepeden başlayayım demekle olmuyor bu işler. Bence hani bütün kardeşlerimize bir kere bu turizmin rehber olarak her seviyesinde bir şekilde yer alıp öğrenmek ve mümkün olduğunca ayakları üzerinde durabilmek için gerekli çabayı göstermek gerektiğini söylememiz lazım. Ondan sonra da insan hani zorunlu hareketler vardır ya bu buz pateninde. Onları yapmak zorundayız abi. Ondan sonra artistik bölüm başlıyor. Şimdi yani bu da biraz tabii hani özgünlüğün ortaya çıkmasını istiyoruz ya. Özgünlük ortaya çıkınca ilgi alanlarıyla bağlantılı olarak o zaman tabii herkes kendine özgü işler yapmaya başlıyor. Ama özgünlük içinde bir şey gerekiyor biliyorsunuz. Özgürlük gerekiyor. Şimdi bu kapitalizm içerisinde özgürlük biraz paradan geçiyor. Ve para olmadan kolay kolay özgür olamıyorsun. Dolayısıyla tüm bu söylediklerimi bunlarla beraber düşünürse arkadaşlarım genel gidişatlarında faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Ama herkesin kendi yolu var işte. Şimdi bu Burak'cığım hani dedin ya bu turları biraz aç efendim isimleri aç. Ben direkt artık o bölgeye biraz geçeyim istiyorum madem öyle. Şimdi her şeyden önce dediğim gibi bu Fenerbahçe Hayvan Sarayı beni şaşırtmıştı. Yani ben İstanbul'dan bahsedeceğim. Belki burada başka şehirlerden de katılan arkadaşlarım var ama hani İstanbul tabii ülkenin neredeyse beşte bir nüfusunun yaşadığı tarihiyle, efendim coğrafyasıyla, tabii ki ekonomisiyle, ondan sonra hani birçok şeyiyle ülkenin lokomotifidir. Her ne kadar başkent olmasa da yakın zamana kadar zaten başkentti burası. Hatta biliyorsunuz o Bizans döneminde de Konstantinopolis falan demezlermiş. Poli derlermiş, şehir. Çünkü dünya üzerinde şehir deyince ilk akla gelen bu şehirmiş. Dolayısıyla çok zengin yani elimizdeki bu malzeme müthiş bir malzeme. Bir sürü insan yaşıyor burada ve yaşarken de maalesef daha yaşadıkları şehrin hani değerinin farkına varamadan o popülariteyle önlerine konan efendime söyleyeyim yurt dışı turlarıdır. Yok yurt içinde belki daha değişik yerlerde popüler olanlar, bölgelerdir. Onlara ilgi duymaya başlıyor. Oysa bence, kanaatimce hani insan kendini de tanımalı ki hani yaptıkları hakikaten temelden, öyle kökten gelip hakikaten kendine dair özgün olabilmeli. Onun için de öncelikle yaşadığın yeri tanımak lazım. Yani bu sadece bizim turizmle ilgili bir işimiz değil. Bütün sektörlerde, bütün her yerde insan bir kendini tanıyacak. Ne demişler? Gnote seaton. Gnote seaton demiş değil mi o filozof? Kim olduğunu da unutuyorum artık. Belki varsa birisi hatırlayan söyler tabii. Neyse, dolayısıyla bu şehri hani rehber olarak zaten bizim içinde yaşıyorsak çok iyi tanımamız lazım. Diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız da öyle. Şimdi bence hani doğru hareket etmekte fayda var. Kendi yaşadığımız yeri tanıyıp ondan sonra tabii ki ülkemizi, kendi yaşadığımız ülkeyi, ondan sonra da komşuları, ondan sonra da dünyayı diye düşünebiliriz. Ama tabii şans sizi ne bileyim İtalya'ya atar da Oktay Hoca'nın da söylediği gibi mesela İtalya'daki o rehber de artık orayla yani birleşmiştir ve orayı güzel anlatıyordur. Bunlar da olabilecek şeyler tabii. Neyse sonuç olarak bu Fener Balat Hayvan Sarayı'yla başlayan ki kitabını da işte yazmaya çalıştım. Orada oturmamış, orada yaşamamış olmama rağmen yani o kadar çok ilgimi çekti ki hani araştırmalarla, okuduklarımla yani bugün artık orada beni neredeyse herkes tanır. Bir sürü esnafla hep böyle selamlaşırız, öpüşürüz, koklaşırız. Bir dertleri olduğunda hani ben de otururum, üzülürüm, onlarla konuşurum, ederim. Oradan başladıktan sonra
Şimdi ben de bir de şey vardı. Hani kendimden bahsedeyim. Herkesin yolu ayrı olabilir. Ben böyle renk düşkünü bir insanım. Hani belki kıyafetlerime bile yansır bu. Dolayısıyla bu kültürler içerisinde de mesela Bizans'ın her ne kadar Orta Çağ karanlığın içerisinden bakmasına rağmen İstanbul'daki gezilen Bizans eserlerindeki özellikle mozaikler olsun, freskolar olsun, onların içindeki renk cümbüşü olsun yine hep etkilemiştir. Hani gezilerin en etkileyici bölümleri renkli yerlerdir bana göre. Fotoğraflarda da renkli giyinenler güzel çıkarlar, fotoğrafı güzel hale getirirler diye ben hep gezilere renkli gelin derim insanlara. Dolayısıyla biraz böyle Bizans ağırlıklı geziler yapasım gelmişti. Yani ben böyle istedim. Kimisi de Osmanlı ister yani. Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Bundan sonra dedim ne yapayım? Ya dedim şu tarihi yarımadanın göbeğinde biz işte Ayasofya'yı biliyoruz. Efendim Topkapı Sarayı civarı biliyoruz. Ama okuduklarımdan ettiklerimden gördüm ki bunun yeraltı da ilginç. Yani orada eskiden bir büyük saray var imiş. Bakıyorsun bakıyorsun hiçbir şey göremiyorsun. Halbuki İşte bu Feridun Özgümüş gibi hocalarımız ki daha bir sürü vardır yani bunların isimlerini sayabileceğimiz. Tabii en başa Semavi Eyce'yi koymak lazım Profesör Doktor. Yakın zamanda maalesef kaybettiğimiz Allah rahmet eylesin. Şimdi bunların yazdıklarıyla, çizdikleriyle, anlattıklarıyla mesela onun yerin altında dolaşabiliyorsunuz veya yerin üstünde fark etmediğiniz ya da önem vermediğiniz bir takım çıkıntıları, harabeleri bir anda böyle anlatır ve anlar bulabiliyorsunuz kendinize. Neyse çok da uzatmadan lafı dehlizlerdeki Bizans Sarayı gezisi mesela öyle çıkmıştı. Sonra dedim ya buradan çıkan bir yol var Mese yolu ta Yedikule'ye kadar gidiyor. Ana yolu şekli yani. Ben o zaman bir de dedim bu yol üzerinde ne yapsam hadi dedim bir Altın Kapı'ya gidelim bakalım oradan ne çıkacak. Ya orası da bir acayip bir yer yani. Hani o şeyden Yedikule'nin etrafından bir başlıyorsunuz dışından, içinden derken Samatya'ya kadar gidiyorsunuz. Neler neler var. Ondan sonra oradan gidiyorsunuz işte Cerrahpaşa'ya geldiniz. Arkadyus sütununun belki insanların böyle kulaktan duymuş olduğu ama yerini bilmediği çoğu İstanbul'un kaidesini buluveriyorsunuz falan. Derken işte böyle az ziyaret edilen İşte camiye çevrilmiş Bizans kiliseleri falan diye. Vefa Zeyrek Çırçır falan. Yani bu şekilde ilerleye ilerleye ben tarihi yarımada özellikle hani Bizans'tan kalanlar üzerine bayağı bir bilgi edindim. Ve bunları anlata anlata açıkçası hani belli bir seviyeye de geldim. Ama yani hani böyle biraz abartırlar bazen. Ahmet Faik Bizansçıdır falan. Doğru yani sevgim var, bilgim var ama hani bir sürü hocanın önünde de bunları söylemek ayıp oluyor. Hani ben onu kabul etmem. Sadece elimden geleni yapmaya çalışırım, bildiğimi paylaşırım. Sonra da bir teklifler geliyor size. Yani siz dolu bir şey gösterdiğinizde insanlar size geliyor ya. Hani bu önemli bir şeydir. Ya ben çalışacağım, edeceğim, yapacağım da dememek lazım. Bir yerden başladıktan sonra, ilerledikten sonra inanın siz bayağı bir öne geçiyorsunuz. Ve bu böyle hani 360 derecelik 3 boyutlu bir ileri geçme. Dolayısıyla bu ilginç bir şey yani. Ve de işte Pera'da tur yapmak isteyen olmuştu. İyi dedim çalışayım bakayım orayı da öğreneyim. Galata, Malata derken işte Kavaklara kadar, adalara kadar. Hani bugün İstanbul'un içerisinde gitmediğim yer benim çok azdır gezdirmediğim yer. Tabii sizden daha farklı şeyler de istiyorlar. Şehir dışına çıkıyorsunuz. Çatalca'ya uzanıyorsunuz. Efendim İzmit'e uzanıyorsunuz. Edirne, Bursa derken Allah bütün Marmara bölgesi. Ondan sonra ben doğudan kaçardım hep şeyde. Vaktiyle o klasik turlar yaparken zor gelirdi mahrumiyet bölgesi. Ya para kazanacağız daha sonrası. Biz Kapadokya'dan kazanalım. Tamam şeklinde. Orada shopping çünkü biliyorsunuz ağırlıklıdır. Sonra işte bu gezler esnasında ben doğuyu adeta yeniden keşfettim. Yani benden Antep turu istediklerinde gittim. Urfa, Göbekli Tepe falan derken arkasından Mardin, Antakya, Diyarbakır. Ve yani hani abartı gibi gelecek size ama ben aşık oldum açıkçası. Şimdi ben doğuya yani hem severek insanlar istediği için götürüyorum. Yani turlar düzenliyorum. Hem kendim her gittiğimde yeni bir şeyler buluyorum. Hem de oradaki insanlarla yani ben bu turlarda şeye dikkat ederim. Hani sadece ben konuşayım diye bir şey yok. Anlatırken hani gruptan soran, eden, konuşmak isteyen onlara da izin veririm. Bir de çevrendeki insanlardadır bir gözümde. Onlar ya dinlerler ya bir şey söylemek isterler. Onların söyledikleri böyle abuk sabuk
gibi gelir bazen. Yok abi, o yöredeki insan konuşuyor. Orada yaşayan konuşuyor ya, o ne söylerse söylesin onun bir değeri vardır yani. Dolayısıyla çok dostluklar ediniyor insan. Onlar da çağırıyorlar, abi neredesin? Niye gelmiyorsun falan diye. Oralara da gidiyoruz, geliyoruz işte, onlarla tekrar görüşüyoruz. Hani böyle böyle büyüyor diyeyim, şurada durayım, belki başka soru vardır. Hocam teşekkür ediyoruz açıklamalar için. Ben bir soru daha soracağım. Sonrasında sözü dekan hocamıza vereceğim. Şimdi genç meslektaşlarımız da işte mezun oluyorlar. Eskişehir'de daha çok günübirlik şehir turları yapılıyor. Bu şehir turlarında işte sabah şehir dışından gelen bir grubu karşılıyorsunuz, araçla alıyorsunuz. Akşama kadar genelde araçta ya da aşağıda yürüyerek gezdiriyorsunuz. En sonunda uğurluyorsunuz. Sizin de malumunuz Anadolu turlarında da misafiri karşıladıktan sonra işte günlük bir miktar, birkaç saat yolculuk yapılıyor. Sonra bir öğren yeri geziliyor, bir shopping yapılıyor, otele gidiyor. Yani bunlar artık şey olmuş, böyle bir standarda bir forma bağlanmış. Biraz sizin turların organizasyonundan ve sahadaki operasyonundan bahsedebilir miyiz hocam? Mesela araçla mı geziliyor, yaya mı yapılıyor, kaç saat sürüyor? Alışılmış o kültür turlarından farkı nedir? Gelecekte özellikle rehber adayları neleri bilsinler? Bir de hocam şunu da ekleyeyim. Bu gibi turlarda şunu da gözlemliyorum ben. Bir akademisyen mesela, bir arkeolog, bir uzman da zaman zaman alınabiliyor. Bununla ilgili neler söylersin? Evet. Şimdi demiştim ya, her şeyden önce bir şu özgürlük meselesi önemli. Şimdi ben normalde acentalara çalışırken, tabi şimdi onların bir tur programı var, senin de söylediğin gibi Burak. Onu uygulamak durumundasın. Onları bir belli bir yerde karşılamak, bir araçla dolaştırmak, ondan sonra belli restoranlarda yedirmek ve otellerde kaldırmak durumundasın. Ne oldu şimdi? Bir tek sen yoksun. Acente var bir, şoför var iki, restorancı var üç, otelci var dört. Değil mi? Ondan sonra da sen varsın. Şimdi ben dedim, sadece hani benden kaynaklı turlar nasıl olabilir? Ve o zaman İstanbul'da olacak bu. Bir araca gereksinim olmayacak yani. Biz bir noktadan başlayacağız, öbür noktaya kadar yürüyeceğiz. Diyelim 10'da başladık, akşam 5'te bitti. Genelde de öyle yapıyoruz zaten. Eskiden hani böyle çok şey anlatayım diye 9'da başlatıyordum. Sonra gördük ki insanlar kalkamıyor yani. Biraz da makul olmak gerekiyor. Onu 10'a çektik. Böylece araç işi bitti. Şimdi bunlar günlük tur olduğu için evlerine dönüyorlar zaten. O zaman otel işi de bitiyor. Restoran işine gelince, o restoran işi de hani tur programını öyle güzel yapacaksın ki sadece anlattıkların değil, hani onların kokladıklarını da, tattıklarını da, onları da düşünmek zorundasın yani. O zaman hani belli bir yerde, restoranların iyi, temiz ve yoğun olduğu bir yerde seçenekleri de saymak suretiyle boş vakit veriyorsun. Restorancı işi de bitti. Sen sadece rehberlik yapıyorsun. Yani benim özgür olmak dediğim biraz buydu. Böyle olunca şimdi sadece rehberliğinle saygı ve sevgi görüyorsun, takdir görüyorsun. Bunu gerçekten iyi yaparsan, yani altyapını iyi oluşturursan, insan ilişkilerinde samimiyeti tercih edersen, bir de hani demokratik olursan, yani illa ben grubun başıyım, ezerim kafanızı gibi davranmazsan, çok güzel ilişkiler oluşuyor. İnsanlar bundan büyük zevk alıyorlar. Ve onlar hani sadece böyle birinin onları çektiği bir tren içerisinde vagon olmaktan ziyade hani topluca bir paylaşım yapıldığını, ama başta da yani önceden hazırlanmış, paylaşmaya niyetli birisinin olduğunu hissediyorlar. Çok güzel geçiyor. Ve tabii ki başka gezilere de geliyorlar. Yani bu iş biraz bu şekilde ilerliyor. Şeyleri gelince tabii hani ben kendim demedim millete, hadi sizi şuraya götüreyim, Antep'e götüreyim, efendime söyleyeyim, Diyarbakır'a götüreyim, yurt dışına götüreyim. Ama insanlardan bu istek geliyor tabii yani, yapacak bir şey yok. İyi de oldu aslında yani. Hani sadece İstanbul'da kalmanın yanı sıra buraları başka yerlerle mukayese etmek falan, bunlar da çok önemli. İnsana çok şey katıyor. Ya oralarda da mümkün olduğu kadar, şimdi oranın mesela kalınacak yerinin merkezi olmasını düşünüyor. Yani bir rehber kendi başına aslında organize ederken bir ajanda gibi davranabilir. Ama tabii yasalar gereği şimdi şehir dışına çıktığınız zaman bunu bir ajantayla yapmanız gerekiyor. O zaman düzgün anlaşabileceğiniz, mümkünse dostunuz olan bir ajanta buluyorsunuz ki ben o konuda şanslıyım. Ondan sonra merkezi bir otelde, çünkü yürüyüşle yapacağız birçok şeyi,
daha sonra. O şehrin hani dokusuna uygun yerlerde yemek yemek suretiyle, tabii bu lezzetli öyle abuk sabuk şeyler de olmayacak. Gerektiğinde hani bu sadece öğle yemeği olmayabilir. Hani yürüyüş esnasında bir tane şey vardır, ayaküstü lezzeti vardır. Onu da tatmak suretiyle. Yani bunları çok da kesin kurallara bağlamaksızın biraz böyle hani kendini denize atmak suretiyle gerçekleşen bir tur haline getirmeye çalıştım her defasında. Bazen şartlar zorluyor seni. Her zaman bunu yapamayabilirsin ama önemli olan yani bu düşüncede hareket edin. Olabildiği kadar. Hiçbir şey %100 olmuyor ki yani. Değil mi? Yani prensip bu açıkçası. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Oktay hocam siz... Evet. Söz bende. Teşekkür ederim bilgilendirmeniz için Ahmet hocam. Ben de şunu sormak istiyorum. Turizmde biraz olayın pazarlama boyutundan da ilişkilendirmek istiyorum. Turizmde ürün çeşitlendirme önemli ve tüketicilerin istedikleri farklı tüketici tipleri ve farklı ürünler ihtiyacı olabiliyor. Buna bağlı olarak bu İstanbul'da düzenlemiş olduğunuz 1001 İstanbul temalı turlarda turist profilinden de bahseder misiniz? Yani bu turlara kimler katılıyor? Bu turlarla milliyetler arasında, yaş grupları, cinsiyetler arasında bir ilişki, bağlantı var mı? Bu konuya değinir misiniz lütfen? Evet. Şimdi burada yani biz kendi yaptıklarımızda şu kitleye seslenelim diye bir şey düşünmedik. Ama turizmde hesap kitap işlerini hani yapmak durumundaysan o zaman hani sen neysen, en fazla getiri neyse o yöne doğru gitmen gerekir. Bir de yatırımlar falan yapmışım. Hani dolayısıyla ben böyle bir acentacı gibi konuşmayacağım. Daha böyle idealist bir şekilde bunu ne yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Bir kere her şeyden önce bir şeyleri öğrenirken, anlatırken, öğretirken, yani öğretmek belki abartılı ama yani paylaşırken diyelim. Hani insanlar bir araya geliyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ve benim hani hayatımızda gördüğüm bir sürü insan bir araya gelemiyor. Yani bu sınıf farklılıklarından olabilir. Kültür farklılıklarından ve ekonomik farklılıklardan ve benim aklıma gelmeyen farklılıklardan da olabilir. Ben açıkçası herkesin bir araya gelebilmesini ve en azından hani bir ilişkiye geçebilmesini tercih ediyorum. Bunun için ortalamalar üzerinden turları, özellikle fiyatlarını efendime söyleyeyim, anlatımlarda anlatırken ona göre hani bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bunu yaparken tabii başımıza tür tür hadiseler, felaketler geliyor. Böyle dövizin birden patlaması falan gibi. Bir de ilişkiler yakın tutulunca, şimdi açıkçası turizmde genellikle hani müşteri kavramı vardır ama o müşteri kavramı bizde pek olmuyor. Hani biz birlikte yola çıkıp seyahat eden insanlarız ama dediğim gibi mesela ben olayım rehber. İşte hazırlanmışım. Bu kadar şey biliyorum, ediyorum. Sizlerle bunu paylaşıyorum. Bir de o grubun efendim bu güzergah üzerindeki bir takım teknik sorumlulukları da üzerime alıyorum ki bu gezi rahat bir şekilde olsun. Yoksa kendimi çok da farklı görmüyorum kimseden yani. Şimdi fiyatları falan yaparken hani genellikle 3 noktaya biz dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Özellikle şehir dışı gezilerinde. Birincisi şimdi birlikte olduğumuz bir şirket var. Hani onlar da bir şeyler kazanacak ki bize hep destek olacaklar. İkincisi kendimiz var. Hayatımızı kazanacağız ki yani motive olalım. Kazanamazsak olmaz bu iş. Üçüncüsü bize gelen insanlar ve onların hani değişik de olsa ekonomik seviyeleri ortalama, artık bu çok kolay bir şey değil ama ortalama verebilecekleri paralar var. Yani hiç para, yani daha doğrusu çok düşük almak bir kere diğer etrafa da ayıp olur. Hani piyasaya karşı da. Çok yüksek alınca da ben onu istemiyorum zaten. Yani sadece parası olan gelsin. Yani öyle acentalar var zaten. Ben öyle bir şey olsun istemiyorum. Ben istiyorum ki yani cüzi parası olan da gelebilsin. Çok parası olan da hani gelebilsin. Sonuçta onları hani ben müşteriden ziyade yaptığımız etkinliğe katkıda bulunan, bizlere destek olan insanlar olarak düşünüyorum. Onlar da bir şeyler orada paylaşmaya, öğrenmeye veya da fikirleri, bilgileri varsa paylaşmaya geliyorlar.
Şimdi bu şekilde ayarlıyoruz. Ama bu sorunun cevabıydı mıydı bilemedim şimdi ben. Bir yere gittim. Şöyle bir daha söyleyeyim. Yani ben bu soruda şunu sormuştum. Yani sizin bu İstanbul'da binbir İstanbul gezilerinde veya tur rotalarınızda turist tipolojisi, yani yabancı turistlere mi daha çok ilgi ve yabancı ilgi duyuyor? Cins, yani milliyetlere göre turun özelliği, yani siz işte Bizans tarihine ilgi duyuyorsunuz ama İstanbul'da bir gastronomi turları da var. Tarih. Yani bu Avrupalılar işte hocam şu turlara daha çok ilgi duyuyor veya işte Orta Doğu profili şuna daha çok ilgi duyuyor. İşte bayanlar veya şu erkeklere göre daha şu tür alışveriş, örnek veriyorum. Yani sizin bu turlarınızda milliyetlere göre, demografik özelliklere göre bir farklılıklar, özellikler, öne çıkanlar var mı? Bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii şimdi bizim yani turlarımız kendi ülkemizde, hatta bu şehirde yani yaşayanlara yönelik oluyor. Özellikle kültür turları. Ama hakikaten hani o ona söylüyor, bu ona söylüyor derken yabancılardan da ne bileyim yani çok az olmak kaydıyla işte İtalyan da geldi, Rus da geldi, İngiliz de geldi. Yurt dışında yaşayan insanlardan işte bizi duymuş olup da tatilini Türkiye'de, İstanbul'da geçirirken gezilerimize katılmak isteyenler, becerebiliyorsa katılanlar da oldu. Ama tabii onlar azınlıkta. Fakat onlar da hani bir kısmı böyle tam yabancı dil konuştukları için tam anlayamıyorlar belki. Yani benim edindiğim izlenim, tur sonunda çok mutlulardı o geziye katılmış olmaktan. Ve farklı yerlerde belki de hani rahat ve farklı duygularla dolaşmış olmaktan, bir takım değişik şeyleri tatmış olmaktan dolayı gayet mutluluk gördüm veya ilişkilerini de güzel kurmuş olmaktan dolayı. Ama açıkçası bizim aslında hani davet ettiğimiz insanlar mesela bu şehirde yaşayan insanlar diye. Bizim davet şeklimiz de böyle hani gazetelerdeki ilanlar, ne bileyim televizyondan şuradan buradan ilanlar değil de sosyal medya üzerinden mümkün olduğunca bizim masrafımızı arttırmaksızın, yani mümkün oldukça parasız bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. O sayede de fiyatlarımız yükselmiyor zaten. Yoksa hani basarsın ilanı, basarsın ilanı, onu da fiyata yansıtırsın. O zaman yukarılarda olur, bir yandan da dersin ya ne yapayım yani, kendimi tanıtacağım falan diye. Böyle aşırı büyümeyi de pek düşünmedik. Yani oluyor ama ben kendi adıma, arkadaşlarıma hani çok büyümeye de gerek yok. Bu işte ne zengin olacağız ama fakir de düşmeyelim. O zaman hani mutlu bir şekilde biz de yaşayalım. Yani bu bizim hayatımız olsun düşüncesindeyim ben. Neyse. Şimdi gelen insanlar da dolayısıyla hani o kadar değişik yerlerden geliyorlar ki Oktay Hoca. Dolayısıyla hani biz şuraya yönelik yönelik diyemiyoruz. Biz de insan, yani gelen insandan ziyade turun kendi odaklı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz yapacağımızı tam manasıyla sağından solundan dolaşmadan bir anlatıyoruz. Bunda da mesela çok güzel cümleler kurmak yerine net, basit bir şekilde yani programı veriyoruz. Ücretini de net bir şekilde belli ediyoruz. Kaçta başlayıp kaçta biteceğini söylüyoruz. Kiminle beraber olacaklarını söylüyoruz. Ondan sonra sorulardan bir tanesi de galiba Burak demin sormuştu da unuttum ben onu cevaplamayı. Yani hocalar falan da bazen bizlerle olabiliyor. O bazen mesela rehber camiasındaki bazı arkadaşlar tarafından tepki alabiliyor şu şekilde. Yani tamam anlıyoruz o işin uzmanı şu hoca bu hoca ama saha rehberlere aittir diye şöyle bir keskin bir cümle var. Ya kendi adıma ben o kadar katılmıyorum yani. Hani saha herkese ait ama bizim bir takım ayrıcalıklarımız var. Yani bize hocalık yapmış insanlara biz bu kadar sert davranmamalıyız. Çünkü onlardan çok şey öğreniyoruz. İnanın hani ben onlarla yaptığım gezilerde bazen hani birçok şeyi onlardan iyi biliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunlar da bunun farkındalar. Ama onlardan da benim bilemeyeceğim bir sürü şeyi öğreniyorum. Çünkü bu işin temelinden yani akademik olarak onlar öğrenmişler. Onlar orada güçlüler ama bizim ona ihtiyacımız var. Sahada kullanabileceğimiz çok değerli bilgileri işte bu hocalar, bunlar bize verebiliyorlar. İlla hoca olmasına da bazen gerek olmuyor. Hani var bir tane dostum, ya adam Kurtuluş'ta büyümüş,
Tatavla'dan Kurtuluş'a diye araştırmacı ruhlu yazmış kitabı yani. Şimdi bu kadar güzel bir araştırmacıyla niçin ben birlikte gezi yapmayayım? Bir de şu var ayrıca, onu da hep söylüyorum. Bence bir turda rehberin hani ne anlatacağına kararı rehber vermeli. Rehber kime söz vermek istiyorsa onun kararı da rehber vermeli. Hani bu gruptan biri de olur, yanında dolaşan hoca da olur. Çünkü biz gidiyoruz bilmem nereye. Orada onun yerel rehberi oluyor mesela. Onu anlattırıyoruz bazen. Ne bileyim mesela Dolmabahçe'sine giriyorsun, Sarpsaray'a giriyorsun. Onun orada bir rehberi var. O anlatmıyor mu yani orada? Sen de anlatabilirsin aslında. Neyse yani bunlar da hani bir takım şeyleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Hani bazen sadece reklam amaçlı bir takım isimler üzerinden geziler yapılmaya çalışılıyor. Görüyoruz bunları da. Ama bence bunun ayırdığını yapabilmek lazım. Biz bunun ayırdığını yapamazsak, yani bu esnekliği biz sağlayamazsak, o zaman biz de çok şekilli oluruz. Maalesef yeterince gelişemeyiz diye düşünüyorum ben. Deminki cevap veremediğim soruya da küçük bir yanıt olsun diye söyledim. Bilmiyorum Oktay Hoca, senin söylediklerine hani ne kadar cevap verebildim? Yani istiyorsan... Yani şöyle, yok canım, fazlası da oluyor. Fazla cevap da yani biliyorsunuz içeriği de. Şimdi şeyinizi takdir ettim. Yani multidisipliner bir çalışma anlayışınız var. Gördüğüm kadarıyla ilgili alanlardan, gerekli alanlarla paylaşmayı şeyi de gördüm. Yani tur politikanızda veya fiyatlama politikanızda sosyal turizmde destekler bir yönünüz de var. Yani parası az olan da gelsin diyorsunuz. Üst segment de gelsin. Bir topluluk oluşsun. Bu topluluk, bu değerleri, bu güzellikleri yaşasın, görsün, deneyimlesin. Yani yaklaşımınız da çok güzel. Yani bunu da takdir ettim. Yani aslında sosyal turizmi de yaşatıyorsunuz bir yerde. Yani biz teori olarak bahsederiz sosyal turizmden. Siz bunu uyguluyorsunuz. Multidisipliner bir yaklaşım sergilemenizi de takdir ettim. Yani para her şey değil çünkü, ama ihtiyacımız kadar para da yapmamız için de lazım. Kaliteli ürün istiyorsan bir maliyeti olacak, lazım. Ama buna rağmen yine her şey para değil diyoruz. Yani bu şeyi beğendim. Devamında da şeyi sorayım Ahmet Hocam. Hangi turlara daha çok talep oluyor sizin düzenlediğiniz turlarda? Ve bu tur sonlarında turistlerin veya konu misafirlerinizin deneyimlerini ölçme nasıl oluyor? Mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Yani sadece sizlere de sorayım, görüşünüzü alayım. Mesela tura katılacak insanlara aslında genel konuşuyorum. Bu Burak, belki Burak için de, yani tüm rehberler için soruyor. Bu geçerli olabilir bu sorum aslında. Tura katılacak gruba katılım öncesi bir bilgilendirme gitse, yani güzergah veya aslında o gruptakiler okuma yapıp gelse zannediyorum o turlar daha zevkli oluyor. Yani içindeki o okuyanlar vardır, bilenlere cevabım yok. Yani biz sektörde öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki bazen müşteri aşçı başından yemeğin içerini daha iyi biliyor. O tadan müşteri. Öyle insanlar var. Bu bakımdan bu müşterilerin deneyimlerini de ölçmek önemli mutlaka. Yani sözlü söylüyorlar, teşekkür ederim. Belki takdir ediyorlar, bir hediye veriyorlar vesaire gibi oluyor ama bunları mesela belki bu dijital çağda elektronik de belki ölçülebilir. Yani buna benzer çalışmalar da yapılıp bir havuz oluşturursa belki daha da güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz bu şeyi nasıl ölçüyorsunuz? Yani işte tur sonunda da müşterilerinizin, misafirlerinizin olumlu ve olumsuz durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geri dönüşler oluyor mu bazen? Ve en çok hangi tur veya turlarınıza ilgi var? Peki. Şimdi bunun içerisinde aslında bir sürü yerde soru vardı. Şimdi bazılarını kaçırmış olabilirim. Eksik gelirse hocam. Konuşuruz yine. Siz tamam. Söylersiniz ondan sonra. Hatırlatırım ben efendim. Tamam. Şimdi tabii ki hani ister istemez en popüler olan güzergahlara tabii daha çok insan geliyor. Yani bugün klasik turların dışında ilk akla gelen yer Fener, Balat, Hayvansaray açıkçası İstanbul'da. Oranın tabii hani İstanbul'un diğer bölgelerine göre dokusunu daha iyi koruyabilmiş olma özelliği ve avantajı var. Yani özellikle o işte Rum ve Yahudi evlerindeki cumbaların hani nispeten daha iyi durumda olması,
İşte o bölgedeki kiliselerin veyahut da işte havraların falan daha iyi durumda olması. Hala Balat'ta hani eskiden kalma, yaşayan bir kültürün devam etmeye çalışması falan derken onlar ön planda oluyor oraya gidenler. Bir de oralara yatırımlar da yapıldı tabii. İnsanları da bir şekilde çekiyorlar. Oradan sonra tabii hani yine insanlar mesela bu Galata'dır, işte Pera'dır, yani Beyoğlu'dur. Hani bu bölgeleri. Ben Boğaz turudur. Boğaz turu deyince tabii biz hani yalıları çok detaylı anlattığımız bir Boğaz turundan da bahsediyoruz. Ve de tabii hani bu sarayların, efendime söyleyeyim, dikkat çekici yapıların olduğu bölgeler. Ondan sonra yavaş yavaş işte adalarla ilgili geziler, Üsküdar'dır, Kadıköy'dür. Bunlar böyle bir şekilde açıla açıla. Ama merkez de bizim özellikle bu kültür turlarında Fener Balat Hayvan Sarayı var. Fener Balat Hayvan Sarayı gezilerinin artmasında da belki rehber sayısının artması da. Hani çünkü her eskiden bulunamıyordu. Orada zannedersem benim kitap bayağı faydalı oldu. Yani onu okumadan orada rehberlik yapan rehber olduğunu zannetmiyorum. Yani daha önceden bilenler illa vardı. O kadar da şey yapmayayım, yüksekten konuşmayayım. Şimdi esas siz konuşurken aralarda bir şeyler aklıma gelmişti ama onları tekrar yakalamaya çalışıyordum. Ama bulamadım. Siz o yüzden sorunuzdaki eksik kalan yerleri sorarsanız bana tekrar ben de hatırlamaya çalışıyorum. Şey dedim yani bu konukların işte okuması belki... Evet hatırladım. Evet. Devam edelim oradan. Şimdi ben bu gezilere ilk başladığımda yani özellikle bu dediğinize yönelik şöyle küçük broşürler hazırlıyordum. Bunu da böyle klasik bildiğiniz bir A4 sayfası. Siyah beyaz olacak ki bu da bana da masraf yük olmasın. Çünkü gene onu ben fiyata yansıtmıyordum. Onu şöyle ikiye katladığınızda o A4, A5 mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Kitapçık A4. Oluyor yani. Yani ama onu katladığınızda küçük, daha küçük bir kitapçık olacak ya. Evet, taşıması da kolay oluyor onu biliyorsunuz. Onun bir kapağı, onun içerisinde programı, ondan sonra da programdaki önde gelenlerin açıklamaları ve bir miktar fotoğrafla işte ben onu veriyordum her katılımcıya. Çok da mutlu oluyorlar. Hatta her gezide böyle bir şey aldıktan sonra bunları biriktirmeye falan başlıyorlardı. Ondan sonracığıma böyle kütüphanelerinde yer ayırmışlar falan. Son dönemde maalesef yani artık her şey üzerimize gelince biz artık hani buna bir bütçe ayıramaz olduk. Aslında biraz dinlenip belki de hani yeniden buna başlamam lazım. Ben bunun çok doğru olduğuna inanıyorum. Hani sizin değinmeniz de çok hoş ve bence yerinde önden bilgilendirme. Bazı şirketler bunu şu şekilde de yaparlar. Yani sadece İstanbul için değil. Mesela yurt dışında bir ülkeye gidilecek. Oraya o gruba yazılanlar çağrılır acenteye veya da toplanılacak yere. Ve orada orayla ilgili rehber olsun, uzman olsun bir anlatım yapar. Yani oraya gitmeden önce bir altyapı sahibi olur bu insanlar. Çünkü şimdi rehber anlatırken de hani rehber bildiği için tıkır tıkır anlatıyor. Ama takipçi onun ne kadarını alabiliyor? Önden böyle altyapıyla gelirse o zaman takip de kolaylaşacak. Bu da aslında bir dil yani. Hani dile ne kadar hakimseniz o kadar iyi takip edebiliyorsunuz. O bilgilere ne kadar hakimseniz. Bazen tabii bu şey oluşturuyor kafada. Ya şimdi her şeyi şimdiden söylersek orada ne anlatacağız gibi bir şey. Hiç öyle değil. Bir kere kardeşlerimiz özellikle hani gençler bende de vardı böyle. Yani Allah'ım ya benden fazla biri, bilen birisi çıkarsa duygusu ki bu sadece rehberlikte değil her meslekte vardır. Öyle olmuyor hiçbir şekilde. Siz bu işi yaptığınız sürece öylesine değişik yerlerden besleniyor ve birikim sahibi oluyorsunuz ki ister istemez yani belli noktalarda sizden daha fazla bilgi sahibi olan birisi olsa bile ya en azından siz o dolaşılan yeri bilmem kaç kere dolaştığınız için yani onun sağındaki solundaki deliği şunu bunu bildiğiniz için aslında en bilgili hep siz oluyorsunuz. O yüzden onu zaten çalışırken üzerlerinden atıyor insanlar. Hani ne profesörler geliyor, ne acayip insanlar geliyor. Yani yapıyorsunuz, hepsi de size teşekkür ediyor. Bunu dert etmezseniz ama. Hani kimisi de maalesef bunun altında eziliyor, bunu sorun ediyor. Ha, dalaşmaya başlıyor. Asla yapılmaması gereken şeyler bunlar. Mümkün olduğunca bilgisi olanlar o bilgiyi almak ve kendi bilgisine eklemesi gerekiyor insanın. Hayat böyle gelişiyor yani. Böyle bir kompleks dert yaparsanız hiçbir şey olmuyor hayatta.
Dolayısıyla bu söylediğiniz, yani o bilgilendirme bence çok önemli. Bunun yanı sıra ben şöyle bir şey de yaptım açıkçası. Şimdi okuyorum. İşte okuduktan sonra geziyorum. O ona ekleniyor, bu ona ekleniyor. Ben anlatıyorum herkese ama ya kütüphanemde tonlarca kitap biriktirmişim. Özellikle İstanbul üzerine, Bizans üzerine falan. Ama ne yapacağız bunları? Yani vakit de kalmıyor. İşte o zaman Bizans okumaları diye bir başka etkinliği başlattım bu gezilerin dışında. Dedim ki ben her ay bir kitap okuyacağım ve sizleri davet edeceğim. Bunun için hani ister verirsiniz ister vermezsiniz ama beni desteklemek için bir şey olacak. Bunu da hani ben doğal ortamlarda yapmayı tercih ederim. Kendi doğamdan hareketle efendim ben mesela meyhaneyi tercih ettim. Ve daha ziyade bu tarz toplantılar. Veyahut da hava güzel oldu mu işte sahilde olur, çimende olur, şurada olur, burada olur. O şekilde ben bu kitap okumalarını tertip ettim. Şimdi bakın kitabı okuyorsunuz bir öğreniyorsunuz. Okurken not alıyorsunuz, iki öğreniyorsunuz. Anlatırken üç öğreniyorsunuz. Şimdi bu kadar gelen, güzel gelen bilgiyi bir de gezilerinizdeki yerlere monte ettiğinizde hani siz inanılmaz donanımlı bir insan haline gelmiş oluyorsunuz. Yani çok şaşırtıcı oluyor böyle. Yedi yönden acayip bir şey anlatan bir insan haline alıyorsunuz. Bir de etkinlik olarak da güzel bir etkinlik tabii. Yani gelenler de hem dinliyorlar hem de onlara ben şunu söylüyordum. O gene demin söylediğinize paralel bir şey. Bakın diyorum. Şimdi bu kitap okumasına geliyorsunuz ya. Şimdi bir, kitabı okuduysanız en güzeli. Çünkü ben anlatacağım, siz de okuduklarınızı düşüneceksiniz. Takır takır gidip gelecek her şey. Okumadınız mı? Okumadıysanız en azından konusu hakkında minik bir araştırma yapın. İnternette artık her şey var. Yani bulabilirsiniz. Yani en basitinden Wikipedia'ya bakın ya. Ne var yani? Ona öyle gelin. O da mı olmadı? Yine de gelin. İlla size bir şey kalır yani. En azından o ortamı yaşayın, yiyin, için bir artı bir şey, aklınıza bir şey gelir falan. Neyse bunları anlatırken ben tabii hani anlatıcı olarak ama artı bir fikri olana da söz vermek suretiyle ilerlemeyi hep tercih ettim. Mesela bu da bir şeydir. Mesela belli bir tur için bilgilendirme değildir. Ama bu geneli yani bütün bu turlara katılan insanlara genel bir altyapıyı verme açısından da güzel bir şey oluyor. Bir de her şeyden önce hani insanın kendisine büyük katkısı oluyor böyle bir şey yaptığında. Yani etkinliklerinizde, çalışmalarınızda kendi merkezli, böyle kendinizi doldurma merkezli yaparsanız her zaman bu sizin faydanıza olacak ileride yani görürsünüz bunu. Buydu. Başka ne vardı? Şimdi yani aslında cevaplıyorsunuz. Yani farklı bir şey de yapmış. Yani bu okumalar konusunu... Okumalar kaç? 7 sene falan 8 sene devam etti. Bu pandemi de maalesef. İşte kapalı alanlara insanların girememesi, efendim dışarı çıkamamak derken bu sene sekteye uğradı. Ona biraz üzülüyorum ama ben bunu hani ilk fırsatta yeniden başlatacağım. Kitaplar hazır mı? Her sene ben 10-15 tane kitabın listesini böyle çıkarıyordum. Hazırlıyorsunuz. Tabii. Bir de başka şimdi, dostlar da var. Onlara da diyorum. Siz de yapın, siz de yapın. Bazen ayda iki tane yapıyorum mesela. Yani şimdi gençler de dinliyor tabii. Bu bilgi o edinmek için okumak lazım. Yani rehberin de, yani herkesin okuması. Bizleri, hepimizin okumak zorundayız. Okumayınca kendimizi yenileyemiyoruz. O dediğiniz korkuları biz de ben 30 yıllık eğitimciyim. Sınıfa girince halen korkarım. Yani çekinirim yani böyle psikolojik olarak bu şey hepimizde vardı. Zaten öğretmen de eskiden bilmediğini ödev verirdi çocuklara. Bu da size ne olsun falan gibisinden. Yani tabii ki karşılıklı etkileşim aslında bu. Yani o turda, turizmde etkileşim çok önemli. Yani o kişilerden siz bir yerde eğitimci rolü oynuyorsunuz orada. Çünkü herkes sizin ağzınızdan çıkacağı bilgiye bakıyor. Yani dediğiniz gibi konuya hakimseniz zaten akıyor. Yani orada kimse de yarış içinde değil gerçekten. Tabii. Konuyu sizden iyi bilen de vardır. Kesinlikle. O zaman sizinle gelmemesi lazım. Yani onun öyle bir derdi yok. Diyor ki ben mesela Burak'la bir İstanbul'da bir toplantıya gitmiştik. Burak profesyonel rehber olarak bana adaları, o bölgeyi Sultanahmet'i vesaire gezdirdi. Ben ilk defa bir rehber eşliğinde gezdim orayı yani. Burak'ın sayesinde hayran kaldım. Yani Burak da gerçekten güzel bir sunu yaptı, anlatım yaptı.
Yani ben de Burak'a bazen takılıyorum. Bak geleceğin dekanısın diyorum ileriki. Gördünüz siz de el veriyorsunuz Burak'a. Yani bizim Muhammed var yine aynı şekilde rehberlik yapan. Kalyoncu hocamız var yine aynı şekilde. Rehberlerimiz var. Yani hepsi de değerli. Bu bölgeye de ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Tabii hemen soruyu bağlayayım yeni sorumuzu. Genç rehberlere bu temalı turlar yapacak veya rehberlik yapacak rehber adayı gençlere neler öneriyorsunuz? Yani çünkü bu dijital çağ, pandemi buna benzer şeyler devam ediyor. İnsanın profili de değişiyor. İnsanlar artık ötelemek istemiyor, deneyimlemek istiyor. Pandemi insanların yaşamını değiştirdi. İşte gezecek, gezmeyi ötelemiyor, arabasını değiştiriyor. İşte, imkan dahilinde herkes aklındakini ötelemiyor artık. Diyor ki ben yaşayacağım diyor. Hatta birkaç kişi okudum böyle medyada. Dünya turuna çıkanlar var. Gençlerden, gençlerden vesaire. Yemediğini yemek istiyor. İşte gezmediğini gezmek istiyor vesaire. Yani rehberlik biz hatta Muhammed Bey'le de biz dijital rotalar, turizm rotaları üzerinde çalışıyoruz doktora tezinde. Yani bu rotalar, turizm rehberliği belki dijitalleşmeyi de etkileyecek. Bu konuda da görüşlerini almak isterim. Yani gençlere önerilerinizin yanı sıra bu turizmdeki dijitalleşme rehberlik mesleğini de etkileyecek gibi gözüküyor. Yani sanal rehberle, sanal rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi açıkçası hani siz soruyu sorarken hani çok güzel bilgileri de yanında veriyorsunuz. Şimdi onu da söylemekte yarar var. Zaten sanal rehberlikle ilgili bir takım örnekler var ki onların hani mesela bizim işte Saffet'in olsun, Saffet olsun veyahut da onun gibi yani Saffet Emre Tonguç onun gibi bir takım popüler rehberlerin davet edildiği bu Piri falan gibi hani bir takım şeyler var ya artık telefondan dinliyorsun sana gezdiriyor orayı. Ha bu iyi mi kötü mü? Acaba bir sürü rehberin işini mi elinden alıyor falan denilebilir ama şunu gösteriyor bize en azından. Hani rehberlik sadece bildiğimiz işte 20 kişiyi sana veriyorlar al gezdir değil aslında. Hani rehberlik çok kapıyı açabilecek bir meslek. O yüzden hani bu yolu seçmiş arkadaşlar bir kere bunu çok iyi bilmeliler. Ben çok şey gördüm hani rehberlikle başlayıp kendi konularına yakın işlere transfer olduktan sonra çok başarılı olmuş arkadaşlarla karşılaştım. Ama bir takım hani rehberlikle başlayıp küçük bir sermaye sahibi olduktan sonra efendim ticarete girmek suretiyle daha da zengin olurum derken batan sürünen arkadaşlarla da karşılaştım. Şimdi rehberlik her şeyden önce bir sorumluluk gerektiriyor. Yani birileri geliyorlar, sizin peşinizdeler, sizi dinliyorlar. Sizden fazla bilsin bilmesin dediğiniz gibi. Ama geliyorlar. Hani bazısı dinlemek için geliyor, bazısı da ya söyleyebilecek ortamı yok adamın. Yani bilen biriyle dolaşıyor ve kendi bilgisini onunla paylaşmak istiyor. Neyse yani her tür insan geliyor. Yani bu şimdi açıkçası işte mesela peygamberler de rehberdir. Efendim devlet başkanları, şunlar, herkes rehber aslında yani özünde öyle bir şey. Bizimki daha mikro bir şey gözüküyor. Ama mikroda gözüken bu sistem, yani bu karşımızdaki şekil, şemal aslında bizim isteğimizle daha makrolara da gidebilir. Dolayısıyla ya ben ne yapacağım? Hani tur alamıyorum, şudur budur gibi bir şeylere hayıflanmaktansa rehberin yapması gereken en önemli şey bir hakikaten de demin de sizin benimle hemfikir olduğunuz gibi abi okuyacak, okuyacak ve bir daha okuyacak, kendini bir kere geliştirecek. Hani bu çok dar bir alanda da olabilir, geniş bir alanda da olabilir. O zaman geniş alanlara yönelik işler yapması lazım. Yani tamam mı? Ondan sonra bir de aslında bu sorunun ilk başında şey demiştiniz. Hani klasik turlar dışında hani bir şeyler mi yapmalılar insanlar, ne yapmalılar? O önemli gerçekten de. Şimdi böyle bir pandemi oluyor. Ne bileyim biz Orta Doğu'dayız bir de savaş çıkıyor. Ulan deprem oluyor. Abi bunların hepsi turizmi keser biliyorsunuz. Klasik turizmi keser. Ama ben mesela bu pandemide evden çıkılmayan dönem haricinde ben hep turlarıma devam ettim. Yani sonuçta geçimimi sağlayacak o parayı bir şekilde kazandım. Çünkü insanlar ilkin kapının dışına çıkıyorlar ve işte etrafta ne var?
şehir turları, şunlar bunlar var. İşte ilginç olanlar tabii bizimki farklı ya. İşte onlara geliyorlar, geldiler hemen yani. Hani bu bir bilezik. Sen mesela şeyi seviyorsundur, Anadolu turları yapmayı seviyorsundur. Dünyayı hem gezip hem de dünyadaki değişik ülkelere insanları götürmeyi. Yani oradaki ticaretlerden nemalanmayı, şudur budur, hepsine okey. Ama ve lakin ne kadar çok hani okurlarsa, özellikle kendi bulundukları bölgeyi biraz da iyi tanırlarsa, zor zamanlarda en azından hani kültür turizmi çok şeydir, çok kapı açıcıdır ve değişik insanlarla tanıştırıcıdır. Diyorum ya, her yöreden, her cenahtan, sınıftan insanla karşılaşırsınız ve hiç beklemediğiniz bir kapı açılır size. Bunun yani bu danışmanlıktan başlar bilmem nerede müdürlüğe. Çünkü hakikaten rehber aslında küçük çaplı, hareketli böyle bir içi ordusu gibi, bir bölüğü gibi bir şeyi yönetmektedir işini yaparken. Bütün bu organizasyonları yaparken aslında küçük bir ajente olur. Veyahut da bir şirketin içerisindeki planlamayı, Ar-Ge'yi falan bu yapar aslında yani. O kadar çok şey yapar ki. Shoppingle ilgilenirken ister istemez hani rehberler Türkiye'nin en iyi tezgahtarları olmuşlardır bizim turizmimizin de gereği. Bu ne bileyim bu işte pazarlama işlerinde falan çok başarılı olurlar yani kendilerini verdikleri zaman. O yüzden hani maalesef şöyle bir şey var. Herkes bir de kendini hani bir rehber de zanneder. Var çünkü yani içimizde böyle bir durum da var. Hani kendi varlığımızla birilerini sürüklemek de isteriz. Dolayısıyla bu tiplerle de karşılaşırız. Veyahut da hani herhangi bir tura gelmeden dışarıdan işte rehberlere o gözle bakanlar. Veyahut da işin sadece negatif yönlerini ön plana çıkarak rehberlik mesleğini biraz böyle hani düşürmeye meyilli olanlar ki hani bir bölümünde de haklı da oluyorlar. Çünkü bu ticari işler çok arttığında rehberlik meslek olmaktan çıkıyor. Daha bir tezgahtarlığa doğru geçmiş oluyor diyorsunuz. Ama tüm bunlar yani bizim hayatımızın içerisinde bize bir deneyim oluyor. Yani ben açıkçası turizmin içerisinde rehber olarak bundan bahsediyorum. O kadar değişik bölümlerinde yer aldım ki. Hani bugün belki kültür turları yapıyorum. Bugün hakikaten sadece rehberlik yapıyorum belki. Ama ben hani sadece tezgahtarlık yaptığım geziler de yaptım. Yani bunu yurt içinde yaptım, yurt dışında yaptım. Neler neler yaşadık. Ama bunları yaşamayı göze alsınlar dostlarımız, kardeşlerimiz. Ve mümkün olduğunca artı yönlerde kendi hissettikleri ilerlesinler. Bence hem başarıya ulaşırlar, hem tatmine ulaşırlar. Hem de hiç belki de hayal etmedikleri yerlerde bulurlar kendilerini. Ya, o da çok önemli çünkü. Bu dijitalleşmeyi yeni tehdit olarak görüyor musunuz? Yani bence çağ değişiyor. Yani bu yapay zeka, blockchain vesaire, yaşamın veya sektörün eğitimde sağlıklı olacak. Yani turizm sektörü de bundan pay alacak. Ben geçen hafta Cem Knight'ı konuğumuz. Yani mesela Thomas Cook tur operatörünün örneğini verdim. Yani batış nedenini CEO'su dijital çağa ayak uyduramadık dedi. Yani öyledir. Akfa falan, Kodak falan biliyorsunuz. Fotoğrafçılarında da öyledir. Yani bu Muhammed Bey de ekranda görüyorsunuz. Muhammed Bey de görüyorum. Rehberimiz. Doktora çalışıyor. Tezine üzerinde çalışıyor. Yani bu sanal turlar mesela adam seyahat etme, uçak hobisi olanlar var. Veya işte pandemi gibi durumlarda bu sanal turlar devreye girebilir mi? Yani bunlar zaten uygulamaları var. Adamlar gitmeden üç boyutlu gözlükle vesaire o anı deneyimleyebiliyor vesaire. Tabii bu tür tüketim alışkanlıkları Japonya gibi, Asya gibi teknolojiye yakın ülkelerde daha ilgi çekebiliyor. İnsansız oteller oluşturuldu mesela. Denemeleri yapıldı vesaire. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani fikriniz ne efendim? Evet Oktay Hocam, şimdi bakın hani yaşanmışlıklar var zaten. Şimdi önümüzde değil hani arkamızda herhalde bıraktık artık. Değil. Uzay turizmi başladı. Tabii. Bizim şimdi programımızın en sonundaki şey 2025'te Mars gezisi vaadidir. Ben size bizi programı yollayayım. Tamam. Yani bellidir bizim 2025'te hesapta Mars'a gideceğiz. Olsun tamam. Biz bir hedef koyduk. Ne olur daha sonra belki gideriz. Şimdi bu şey yaşadık, pandemi yaşadık değil mi? Pandemi birden geldi. Yani bu azizesinin vardır ya işte kurt uzaktan öyle olur da yok kurt değildir derken cart dedi bizim kıçımızdan ısırdı açıkçası. Hepimiz evlerde tıkıldık.
Ondan sonra da şimdi rehberlerin önemli bir bölümü kara kara düşünmeye başladı. E dışarı çıkamazsan rehberlik yapamazsın. Halbuki bu sizin söylediğiniz bir şık var değil mi? O zaman biz hemen anında bu Zoom nedir? Yani biraz da geri kalmış olmamıza rağmen Zoom nedir onu anlamaya çalıştık. Bilenlerle konuştuk, ettik, baktık. Kendi aramızda bu Zoom toplantılarını yapabildiğimize göre demek ki biz aktarımlarımızı Zoom kanalıyla yapabiliriz dedik ve hiç boş durmadık yani biz pandemide. Tonlarca Zoom üzerinden bazıları hani bilgi verici, bazıları da ücretli sunumlar düzenledik. Ve güzel. İnanın hani oradan da birazcık yani geçimimizi sağlayabildik. Bu daha gelişim. Yapabiliriz yani. Tabii canım güzel. Yani. Bu şey çok doğru bir şey sizin söylediğiniz. Yani koşullardan şikayet etmektense onlara bir şekilde ayak uydurabilmek. Ha, sen güçlüsündür. Hani koşulları sen yaratırsın. Bak ona bir şey demiyorum. Ama bazen öyle bir şey çıkıyor ki işte bu pandemi çıktı. Ne yapacaksın abi? Oturup evinde bekleyeceksin. Yok işte o zaman da mesela işte sanal alem işin içine giriyor. Onun dışında yani biz işte çoğu rehberin ekmeğiyle oynuyor işte şuradaki Piri'deki, şuradaki, buradaki programlar diye düşünebiliriz. Benim tanıdığım bazı rehber arkadaşlar başka markalar üzerinden hani bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir de bunların içerisinde öyle ya da böyle gerekirse danışman olarak, gerekirse yardımcı olarak yer almak suretiyle hani biz mesleğimizin hani, bilincinde onu böyle yanımıza almış bir şekilde bence başarıya ulaşabiliriz. Hani hiçbir yerden geri dönmeye, bir şeyleri reddetmeye gerek yok. Çünkü bir de bizden öte bir şey var ilerleyen. Yani maalesef yani bir şeyler ilerliyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor. Dolayısıyla biz onu takip etmek zorundayız. Yani teknolojiyi de sanal alemde yapılabilecekleri de. Hani sizin demin söylediklerinizden ben o sanal oteli bilmiyordum mesela. Abi soru işareti olarak kaldı kafamda. Hani neymiş? Bunun evet, üzerine biz düşünmemiz yani, lazım. Yani. Şifreyle otele giriyorsun. Yani adam önce de insansız. Yani kodlu veriyor. Bilmem alımını yapıyor internetten. Vesaire. Yani bu dijital çağ gerçekten geliyor. Ve birçok kişi de teknolojiye bilgisini artırdı bu pandemi sonrası. Yani az önce dediniz ya Zoom yoktu, bilmiyordu. Nasıl gireceğim? Google'dan mesela Diyarbakır rehberimiz de, Merve Hanım da bağlandı şu anda. Araştırma görevlimiz. Turizm rehberliği bölümünde araştırma görevlisi arkadaşlarımız. Burada herhalde hocam otobüsten bağlanıyor. Ha, otobüsten bağlanıyor. Turda tamam. Evet. Ne güzel canlı. Operasyonda yani. Şimdi tabii konuşacak çok konu var. Zaman bakımından etkin kullanma bakımından ben Burak'a söz vereceğim ama bu Ahmet Bey bir başlangıç oldu. Hem sizle tanışmamız hem de bir giriş yapmış olalım diyelim. Ben de kitabınızı temin edeceğim inşallah. Okuyacağım. Burak'a sözü vereyim. Sonra ileriki önümüzdeki yıllar inşallah bizler arkadaşlarımız sizleri buraya bir uygun zamanda yüz yüze de davet etme durumu yaratalım inşallah. Yüz yüze de. Ben de Burak'a laf geçmeden önce şunu söyleyeyim o zaman. Ben de sizi özellikle İstanbul'a beklerim. Hatta İnşallah. Sadece siz gelmeyin. Yanınızda hani gelebilecek olan öğrencilerinizden de getirin. Biz yani gezilerimizin içerisine belki hani diyorsunuz ya sosyal turizm diyorsunuz hani işe o yönden bakmak. Evet. Yani onu böyle biz içimizden zaten hissettiğimiz için adı ne olursa olsun. Mesela öğrenciler için ne yapabilirsek yapmaya da çalışıyoruz. Geziler düzenliyoruz, ücretsiz, belli bir yaşın altındaki üniversite ve lise öğrencilerine. Dolayısıyla hani o tarz bir gezi yapmak istediğinizde de lütfen bekleyin, yani bizi bulun, biz elimizden geleni yapacağız. Tamam. Biz bu arada da bilgilendirme yapayım. Az önce sizin toplantıya başlamadan önce de TUREP Başkanı Hakan Bey aradı beni. Biz TUREP'le de Haziran ayı içerisinde TÜRSAP, TUREP, TUROP gibi sivil turizm alanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla üniversitemiz protokol imzalayacağız. İşbirliği protokolu. Yani buna TUREP de dahil. Şu anda protokol metinleri onlarda. Eğitim var bunun içerisinde. Araştırma var vesaire. İşbirliği Anadolu Üniversitesi ile turizm sivil toplum örgütleri arasında işbirliği imzalanacak. Böylelikle bu işbirliğimizi hem sizin aracınızda hem kurumla kurumsallaştırmamızda olacağız. Teşekkür ederim. Burak söz sende.
Burak, evet. O zaman ben bir şey söyleyeyim sizin söylediklerinizle ilgili. Yani her şeye varız ama biz kurumsallaşmayı çok sevmiyoruz, onu laf arasında söyleyeyim. Evet, yani yer altından hareket etmeyi tercih ediyoruz. Bütün sözlerimizi verdiğimizde gerçekleştiririz ama hiçbir yere imza atmayız. Evet. TÜRSAP'la şimdi öyle bir iş olacak. Yani bu aslında sinerji yaratmak. Tabii canım. Yani, bakmayın. Evet. Yani toplum olarak birbirimizi anlamalıyız. Yani şimdi işte şunu bilmiyoruz. Mesela konunun dışında ama mesela ne kadar Türkiye'nin turist rehberine ihtiyacı var? Evet. Hangi dilde ne kadar ihtiyaç var? Gelecek projeksiyonlar nasıl yansıyacak? Doğru. Enerjimizi, zamanımızı neye harcamalıyız? Yani biz hangi dilde daha çok turist profilleri, turist seyahatleri, bunu bilmemiz lazım. Diğer türlü birden büyümememiz lazım. Az önce dediğiniz zaman işte çoğalınca da kalite de düşüyor. Her alanda öyle maalesef. Yani dengeli götürmemiz lazım. Çünkü turist rehberliği mesleği, sizin bir avantajınız da meslek yasanız var. Yani turizm meslek yasası yok ama turist rehberlerinin yasası var. Bu bir avantaj. Diğer turizm yasası da olması lazım. Ama biz eğitim kurumlarıyla, TUREP'le, ilgili bakanlıklarla bu turist rehberi sayısını, geleceğini planlama konusunda ortak çalışmalar yapalım üniversite. Yani bunu herkese rehber belki olmamalı. Ayrı bir konu. Olacaksa da buna bir sınır olmalı efendim. Yani çünkü yazık. Yani çoğaltmanın bir anlamı yok. Yani insanlar başka işte yapabilirler diye düşünüyorum. Burak, söz senden. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Hocam müsaadenizle ben bir izleyicimizin sorusunu sormak istiyorum Ahmet hocama. Dikkatli bir izleyicimiz der ki, sayın konuğumuzun özgeçmişini inceledim. Geçmişte seyahat yazarlığı yapmış. Meslekte ilk yıllarında gezi yazıları yayınlamış. Mesleğe yeni başlayacak rehber adaylarına seyahat yazarlığı konusunda bakış açısı kazandırması için önerilerde bulunabilir mi demiş. Buyurun hocam. Şimdi seyahat yazarlığı belki hani böyle bir genel bir şey ismi olabilir ama bizim yani çok büyük bir şansımız var bu sosyal medya. Yani bir konuda bir şey yazmak istiyorsanız oturuyorsunuz, yazıyorsunuz. Eskiden hani onu birilerine ulaştırma şansımız bizim yoktu. Arkadaşına, ona buna okuturdu. Şimdi öyle değil ki. Hakikaten yazdığınız ilginç bir şeyse, ilginç şeyler barındırıyorsa veyahut da onu güzel fotoğraflarla süsleyebiliyorsanız, içerik, şekil falan, millet bunu okuyor. Siz zaten kendinizi orada anlarsınız. Yani neyi ne kadar yapabildiğinizi. Dolayısıyla oradan başlarsınız. Yani bu genç arkadaşlarıma buradan böyle konuşuyorum. Ondan sonra o kendiliğinden bir yere oturur zaten. Yani sizi davet de ederler. O yüzden hani bu tür işlerde ne yapmalıyım, ne etmeliyimden ziyade mümkün olduğunca, vaktiniz olduğunca bunu gerçekten istiyorsanız üretin. Yani üretmiyorsanız da çok da zorlamayın. Hani belki siz o yönde değilsinizdir de başka bir yönde bir şey yapacaksınızdır. Yani Oktay Hoca'nın dediği o kadar doğru ki herkes rehber olmak zorunda değil kardeşim. Yani bir sürü yapılacak iş var bu dünyada. Ama onun doğru oranını tabii ki siz tespit etmeye çalışıyorsunuz. Yani akademik olarak çok da zor bir şey biliyorsunuz. Yani o kadar değişken bir şey ki bu. Yani bu bizim turizmimiz. Allah kolaylık versin diyorum size. Ama yazmaya niyeti olan arkadaşlar bol bol yazsınlar. Yazdıklarını yollayabildikleri yerlere yollasınlar gerekiyorsa. İlla hani başarılılarsa onlar bir yer bulurlar. Belki de o yönde ilerlerler yani. Değil mi? Rehberlikle başlayıp adam belki de müthiş gezi kitapları yazacak yani. Belki oradan edebiyata da geçecek. Çünkü onun dili, kalemi falan yaptıkça belli oluyor böyle şeyler, deneyimlerle. Eleştirilere de üzülmeyin hiç. Onlardan hani sizi daha iyi yöne götürebilecek olan eleştirileri alın. Yani gerekiyorsa düzeltin, gerekmiyorsa da ısrar edin. İş böyle yani. Hani ben de öyle belli bir metot uygulayıp bu dergilerde yazılarımı yayınlatmadım. Hani yaptıklarımla, ürettiklerimle davetler aldım. Yazar mısın dediler. Yazdım ben de. Bir de yazdığınızı da inanın yani. Hani mesela kitap yazmak bazılarına çok
geliyor. Basılması yani zormuş gibi geliyor. Öyle değil yani. Yani kendine dair inandığın bir şey yazdığında zaten karşındakine aktarırken öyle aktarıyorsun. O karşındaki de ulan bunu basalım diyor yani. Hakikaten çok abidik kubidik bir şey değilse. Ben hiç yani zorlanmamıştım Fener Balat Hayvansı'na kitabını bastırmaya gittiğimde. Hocam ben sorularımızı bitirdik. Başka da bir soru yok. Eminim keyifle izlemişlerdir. Ahmet Faik Özbilge benim doktora tezime de katkı veren, o zaman da bir Zoom görüşmesi yapmıştık. Her zaman tecrübesini, desteğini bizlerle paylaşıyor akademiyle de. Hiç o konuda her zaman kendisini gönül rahatlığıyla başvurabiliyoruz kendisine. Ben kendisine kendi adıma teşekkür ediyorum. Sözü size aktarıyorum hocam. Tamam. Teşekkür ederim Burak. Ben de katılımı için tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca dinleyicilerimize, öğrencilerimize de katılımlar için teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. İnşallah bunu ileriki günlerde yüz yüze de karşılıklı konuşma fırsatı olur. Sizlerden de bizlerin öğreneceği çok şey var tecrübe. Çünkü alanınız spesifik bir alan. Sizin de artınız bir de sosyoloji alanlı olur. Lisansınızın da sosyoloji olması bence taşlandırmış bu işi. Yani çok güzel oturmuş rehberlik şey alanla da toplumla da konusunda. Onun için sizlere de iyi bereketli sezonlar dileyim, öyle diyeyim yani. Huzurlu, bereketli bir sezon diliyorum Ahmet Bey. Tekrar teşekkür ediyorum. Peki ben de çok teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz yani. Ben sağ olun, her birlikte. Dostlar adına ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Selam, saygılar diliyorum. Hoşça kalın efendim. İyi günler, sağ olun.